Hadis edebiyatı üzerine kısa bir video çekmeyi düşündük. Bildiği üzere hadis kitapları ya konulara göre dizayn edilir ya da kişilere göre dizayn edilmektedir. Önce babları bir görelim. Kitabul İmani, Buhari'den bir görüntü, ikinci kitaptır. Kitap adı Kitabul İman, yani iman kitabı. Hemen altında bulunan bablar görüldüğü üzere Babu Gavlin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Buniyel İslamu ala Hamsin diye devam eden hadis. Tabi kısa olarak buraya yazılıyor. Çünkü hadisin devamı hemen aşağıda yer alacak. Kitap adı ne demektir? Kitap adı aslında bölüm adıdır. Yani ana başlıktır. Ne gibi bir fıkıh kitabı, bir ilmihal kitabı düşünelim. İlmihal kitabında ne yazar? Mesela oruç kitabı der. Ardından orucun farz olması, yani kimlere farzdır der, kimlere farz değildir, farz oruçlar, vacip oruçlar, nafile oruçlar, orucu bozan şeyler, bozmayan şeyler, oruçlayan mekruh olan şeyler diye alt başlıklar yer alır. Üst başlık, yani ana başlık, konu nedir aslında? Oruçtur. Alt başlıkların hepsi oruçla ilgilidir. Burada da Kitab-ı İman, yani ana başlık, yani asıl konu imandır. Altında yer alan bablar da iman ile ilgili alt başlıklar, alt bölümlerdir. Altta yer alan her bab aslında iman ile ilgilidir. İşte birinci bab görüldüğü üzere ne ile ilgili? İman ile ilgili. Buniyel İslamu ala Hamsin diye devam eden hadiste amelin iman ile ilişkisine değinilmiştir. İkinci babta babu duaukum imanukum, duanız da iman ile ilişkilidir şeklinde yine iman ile bir bağlantı söz konusudur. Buna farklı bir yerden de bakabiliriz. Birinci bab, birinci kitap nedir? Kitabu Bed'il Vahyi. İşte vahyin başlaması ile ilgili kitap, yani bölüm. Hemen altında çeşitli bablar yer almaktadır. Altında yer alan her bab aslında ne ile ilgilidir? Vahyin başlamasıyla, vahiy ile ilgilidir. Bir de fihrist bölümünden bakalım. Gösterdiklerimizin tamamı Buhari'den taranmıştır. İşte Buhari mukaddime ile başlar. Kitabu Bed'il Vahyi ilk kitap, vahyin başlamasıdır. Altında hemen bablar yer almakta. Görüldüğü üzere 6 adet bab sıralanmıştır. Hemen ikinci kitap Kitabul İman. İşte babları görüyorsunuz. Hemen altında yer almıştır. Babu Gavlin Nebi Bunel İslam, az önce okumuştuk. İkinci bab Duaukum İmanukum. Üçüncü bab Umurul İmani veya Babu Umuril İmani. Dördüncü bab Babun El Müslimu men seve Müslümanı min lisanihi ve yediği şeklinde bablar devam etmektedir. Pek çok bab vardır. Her kitap pek çok çeşitli bablardan oluşmaktadır. Kitapların altında yer alan bablar neymiş? Aslında kitap ile ilişkiliymiş, alt başlıklarıymış. Tıpkı bir ilmihalde namaz bahsini açtığımız zaman namazın farzları, namazın işte sünnetleri, vacipleri, namazı bozan şeyler, sevil secdesini gerektiren şeyler nasıl yer alıyorsa, hepsi nasıl namazla ilgiliyse, aynı şekilde de bablar bir üstü ile, yani kitap ile ilgilidir. Bir de Müslim'den bab örneğine bakalım. İşte Müslim'de mukaddime ile başlıyor. Ardından babu vücubu rivayeti yani sikati demiş. Babu fit tahziri minel kizbi şeklinde kısa bir başlıklar verdikten sonra asıl bölüme geliyor. Kitabul İman. Bir kitap, bir ana bölüm. Hemen altında alt dalları onunla ilgili olan ufak tefek başlıklar yer almaktadır. İşte babu marifetil imani ve İslami ve ihsani. Babul İslami mahuve. Babu beyani salavatil hamsi. Babu fi beyanil imani billahi şeklinde devam ediyor. Tüm bablar bir üstü olan kitap ile ilgilidir. Demek ki bab ana konu oluyor. Altında yer alan, pardon, kitap ana konu oluyor. Bablar da ana konunun işte ne diyebiliriz? Alt başlıkları olmaktadır. Onunla ilgili diğer konular olmaktadır. Bablar bu şekilde. Bu bablar nerede olur ama hangi kitaplarda olur? Alel ebvab tarzı üzere yazılmış olan kitaplarda bab bulabiliriz. Yani buna da ne diyebiliriz? Alel ebvab örnek musanneflerdir. İşte İmam Malik'in Muvattası, Abdurrazzak'ın Musannefi, İbn-i Şeybe'nin Musannefi veya camilerdir. Buhari, Müslim, Tirmizi'nin camileri.
Veya sünenlerdir. Darimi, İbn-i Mace, Darikutni gibi, Nesai gibi alimlerin kitaplarıdır. Bunlar hepsi nedir? Alel Ebvab tarzı yazılmıştır. Yani o hadis kitaplarını aldığımız zaman konu başlıkları bulabiliriz. Oysa bir Ahmet bin Hanbel'in kitabını elimize aldığımızda, yani Müsned'i elimize aldığımızda bir konu başlığı bulamayız. Yani şu tarz bulamayız. Bir ne bileyim namaz başlığı, oruç başlığı şeklinde bir başlık yoktur. O tarz kitapları eline alan başlık arar ama bulamaz. Alel Ebvab alel Ricale bakıyoruz. Alel Ebvab işte Musannef İbn Ebi Şeybe'den taramışız. Bir de İbn Mace'den taramışız. Kısaca göz atmak maksadıyla. Musannef İbn Ebi Şeybe Kitab-ı Daharet birinci hadis nedir? Çok meşhur olan bir hadis. Tabii önce başlığı okuyalım. Mauşe ki yegulu der el raculu kişi iza dehale girdiği zaman nere el halae işte tuvalete girdiği zaman kişinin diyeceği söz nedir? Haddesena haddesena diye devam eden yerler bildiğiniz üzere senettir. Ta ki sallallahu aleyhi ve sellem denildikten sonra iza dehale halae peygamberimiz diyor tuvalete girdiği esnada gale dedi. Yani girmeden önce der. Ne der? Eûzü billahi. Eûzü ben sığınırım billahi Allah Teala'ya. Neden? Minel hubsi vel habais. Pislik türü şeylerden işte cin olur, şeytan olur. Kötü ruhlu varlıklardan sığınırım. Görüldüğü üzere İbn Ebi Şeybe'nin musannefinde ne var? Bir başlık var. Kitab-ı Taharet. Bir kitap var. Bir konu bulabiliyoruz. Musannef İbn Ebi Şeybe'den bir de fihrist aramışız. Kişilerin görebilmesi için yani nedir diye. İşte az önce okuduğumuz üzere ma yegulu radul izade halae ma yegulu izade harace minel mahraci fit tesmiyeti firuzui şeklinde devam etmektedir. İşte fi gasil lihyeti firuzui abdest esnasında lihye sakalın gasil yani yıkanması fi mesh ra'si kem huve merraten kaç defa mes başa onunla ilgili fi mes herrası keyfe ve başa mes nasıl yapılır şeklinde çeşitli başlıklar konular görmekteyiz. Sünen İbn Mace'den de kitap taramışız. Fihristül Mevzuat Ebvab-ı Sünnet Babu İttiba'i Sünneti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulünün sünnetine ittiba, tabi olma babı. Babu ta'zimi hadis-i Resulullah. Allah'ın Resulü'nün hadisine ta'zim, hürmet gösterme babı şeklinde devam ediyor. Babun fil imani, babun fil kaderi şeklinde. Fezailu Ebi Bekir, Ebu Bekir radıyallahu anh ve Hazreti Ömer, Hazreti Osman şeklinde devam ediyor. Yani ne vardır? Bir konu vardır. Sünen İbn-i Mace'de de. Alel ricale bakalım. Alel Ricalde ne var? Mu'cemül Kebir Tabarani'den taramışız. Cüzler Nevevi'nin 40 hadisinden taramışız. Bu da cüzlere örnek. Bildiğiniz üzere mu'cemler olsun, cüzler olsun alel ricaldir. Yani kendilerinde bir başlık bulamayız. İşte el hadisü'l evvel innemel a'mal bin niyyat. Hadisin bir kısmını da vermiş. Bir konu başlığı var mı? İşte ne bileyim Kitabul İman yazıyor mu? Yazmıyor. Babu bilmem ne nokta 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 yazıyor mu? Yazmıyor. Direkt hadis vardır. İlk önce tabi senet var. Ardından innemel a'mal bin niyyati şeklinde hadis devam etmekte. Yani görüldüğü üzere konu yoktur. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i ona bakıyoruz şu anda. Mukaddimetü tahkik tahkik edenin mukaddimesi giriş yazısı. İşte devamına baktığınız zaman çeşitli müsnetleri görmekteyiz. Müsned-i Osman bin Affan radıyallahu teala anh şeklinde devam etmekte. Hiçbir konu başlığı var mı? Konu başlığı yok. Konu başlığı zaten olmaz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden farklı bir görüntüye şu an bakmaktayız. Bu kitapta söylediğimiz üzere ne yoktur? Konu yoktur. Kişi adlarının ardından hadisler yer almaktadır. Şu ana dek ne yaptık? Alel Ebvab ve Alel Rical tarzında yazılmış olan kitaplara kısaca bir göz attık. Bunun dışında bir de Buhari ve Müslim'de bab adları, kitap adlarına kısaca değindik. Buhari şerhlerine bakalım.
Aynı Ümdetü'l-Gari, Buhari şerhi. Ümdetü'l-Gari, Şerh-i Sahih Buhari. Bedrettin Ayni tarafından yazılmış. Darü Kütübü'l-İlmiye'den çıkmış. Yani orada basılmış bir kitabı incelemekteyiz. Aynı işte Babul İmani ve Gavlün Nebi. Bu İslam ala hamsin. Buhari'de de geçen gayet bilindik bir hadisi burada aynı nasıl şerh etmektedir. Hadis görüldüğü üzere bir satır yazılmış ama açıklama tabii ki bu sayfadan da ibaret değil, sayfalarca devam etmektedir. Ey tefsir harfidir. Haza bu babun bir baptır. Fi zikri kavlin nebiyyi. Nebinin sözün zikri üzere, yani Nebinin şu sözü üzerine gelmiş olan bir baptır. Bu ne İslam ala hamsindir o sözde diyerek açıklamalar devam etmektedir. İşte el evvelü birincisi açıklayacağı yerler fi manahu demiş. Onun manası lugavi tabi. Lugavi manası nedir? Gale Zemahşeri, Zemahşeri dedi. Rahimehullah, Allah Teala ona rahmet etsin. Zemahşeri ne demiştir? El imanu, iman kelimesi ef'alun minel emine. Emine fiilinden türemiştir. Yani fiillerdir. Neden türemiştir? Emine fiilinden türemiştir diyerek devam ediyor. Aşağıya baktığımızda Es-Sani demiş. Burada şer'i manası üzerinde durulmaktadır. Fakat ihtalefe itiraf etti. Kim veya ne? Ehlül kıbleti. Ehli kıble ihtilaf etti. Diyerek şerh devam etmekte. Bunun dışında Hattabi'nin şerhi vardı biliyorsunuz. İ'lamul Hadis, bu da Hattabi'nin şerhi. Bildiğiniz üzere Hattabi'nin Buhari üzerine yazdığı şerh ilk şerh idi. Hattabi şerhinden bir de içerisinden tarama yaptık. Hangi yerden? O da Babul Müslimi veya Babun el Müslimu. İki şekilde okuyabiliriz. Babul Müslimi men selimel Müslimune min lisanihi ve yedihi hadisinin şerhini almışız. Görüldüğü ilk önce ne var? Yine senet var. Sallallahu aleyhi ve sellem gale denildikten sonra iki nokta üst üste konularak hadis başlamakta. El muslim men selam el muslimun min lisani ve yedihi. El muhaciru men hecara ma neha Allahu an. Kavluhu el muslim men selam el muslimun min lisani ve yedihi derken yuridu ennel muslimel memduha. Memduh meth edilmiş müslim. Yani Müslüman o kimsedir ki diğerlerinin onun elinden ve dilinden emin olduğu kişidir şeklinde, diğer Müslümanlar emin olduğu şeklinde hadiste geçmekte ama tabi diğer Müslümanlar onun elinden ve dilinden ne diyelim emin değilse o kişi Müslüman değil midir diye bir soru gelir direkt. Orada da şerhde bunun cevabını görüyoruz. Yuridu irade ediliyor, kastediliyor. Ennel Müslümel memduha. Buradaki Müslüman da met edilen Müslüman kastedilmektedir. Yani kamil Müslüman diyebiliriz. Veleyse zalike ala manada devam ediyor. Hadisin devamını diğer sayfayı biz taramadık ama diğer sayfada kişi bir Müslümandan diğer Müslümanlar elinden ve dilinden emin değilse o kişi kafir değildir şeklinde açıklama şerhimizde devam etmekteydi. İbn Hacer'in Fethül Bari'si var bir de. Fethül Bari. Bu da yine çok meşhur bir şerhtir. İkinci taramamıza baktığımız zaman Kitabul İman başlığı burada. Babu gavlin nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunel İslam ala hamsin ve gavlin fiyon. Aynen Buhari'nin sözleri yer almakta. Devamına baktığımızda şerh başladığında gavluhu deyip besmeleyi veriyor ve kitabı imanı veriyor. Yani yukarıdaki söz aslında alınmış buraya parantez arasına. Hüve o nedir? Haberun haberdir. Yani kitabı imandan bahsetmektedir. Kitabı iman hüve o nedir? Haber-i mübtede'in. Mübtedanın haberidir. Öyle mübteda ki bu mahzuftur. Yani silinmiştir, yazıda yer almamaktadır. Takdir-i hud, onun takdiri, yazılımı aslında nedir? Hazel kitabu. Haza bu nedir? Kitabul iman. İman kitabıdır. Şeklinde olmalıdır aslı. Şurada bir haza vardır diyor. Bu da yazıda gösterilmez. Tabi bu çoğu kitap için geçerlidir. Pek çok kitapta haza hasfedilir. Görüldüğü üzere burada hasfedilen kelimeden bahsetti. Hemen ardından kitap kelimesinden bahsedecek. Ve kitabın, kitap kelimesi de nedir? Mastarun, mastardır.
Yugalü denilir ketebe yektubu, birinci baptan çok meşhur bir kelime. Kitabeten ve kitaben, kitap kelimesi. İkinci mastar, yani ketebenin birkaç tane mastarı vardır. Bir tanesi de kitap kelimesidir. Bu şerhi de kapatıyoruz. İbn-i Recep'in de Fethül Bari adında bir şerhi vardır. Hani karıştırılmaması gerekiyor. İbn Hacer el-Eskalani'nin de İbn Recep'in de Fethül Bari adında Buhari şerhleri vardır. İbn Recep'in şerhine şu an bakıyoruz. Gâlet dedi, kim el Buhari Buhari dedi. Ne dedi? El imanu, iman nedir? Gavlun ve fi'lun, kavildir ve fiildir. Gâlet Zeynüddin İbnu Recep'in, İbn Recep dedi, rahimehullah, hemen Allah ona rahmet etsin. Ve ekserul ulemai, ve ulemanın çoğu da dedi. Galu dediler ki, hı ve o iman nedir? Gavlun ve amelun. Kavildir ve ameldir. Yani fiildir demedi burada. Gerçi amel ile fiil arasında ne fark var? Ve haza külluhu tamamı, haza bunun üzerine külluhu tamamı ne yapmıştır? İcma'ın icma gerçekleşmiştir bunun üzerine. Mine selefi, seleften tabi. Ve ulemai ehlil hadisi, ehli hadisin uleması da bunun üzerine icma etmiştir. Dedikten sonra ibaret devam ediyor. Tabi hepsini okumaya ne gerek var? Bunun dışında neye bakabiliriz? Müslim ve Müslim şerhlerine bakabiliriz. Müslim'de Kitab-ı İman'a baktığımız zaman görüldüğü üzere işte birkaç satırdan sonra hemen Kitab-ı İman bahsi gelmektedir. Kadı İyaz'ın İkmal-ı Mu'lim adında Müslim şerhi vardır. Bunun dışında Nevevi'nin yine çok meşhur. Yani Müslim şerhi denildiği zaman zaten akla direkt Nevevi'nin şerhi gelmektedir. Bir tane var, Suyuti'nin Dibaç adında Müslim şerhi vardır. Mesela Müslim şerhinden bir görüntü tabi Nevevi'ye ait olan. Kitab-ı İman denilip bir hadis verildikten sonra Kitab-ı İman denilerek şerhine yer veriliyor tekrar. Babu beyan el imani ve İslam ve ihsan ve vücub el imani bi ispatinde şeklinde devam etmekte. Bunun dışında Cerh Tadil kitaplarına bakabiliriz. Zehebi Mizanül İ'tidal adlı kitabı. Mesela bunlardan nasıl soru çıkabilir? İşte sorulabilir mesela Mizanül İ'tidal kime aittir? Aşağıda şıklarda bir sürü alim adı geçer. Bir tanesi de Zehebi olur. Zehebi'ye ait olduğunu bilmek gerekir. Bu nedir? Cerh Tadil kitabıdır. Peki Cerh Tadil neyin nesidir, değil mi? İbareden bakarsak daha iyi anlayabiliriz. Cabanu an Abdillah ibni Amr. La yudra men huve ve gal Ebu Hatim. Ebu Hatim dedi ki leyse bi hucce. Delil değildir, hüccet değildir. Yani bu ravi güvenilir değildir, kabul edilmez şeklinde düşünebilir. Yani demek ki Cerh Tadil kitapları ne yapmaktadır? Hadislerin senetlerinde yer alan raviler hakkında bilgi vermektedir. O ravi güvenilir midir? Güvenilir değil midir? Hüccet midir? Değil midir? Sıka mıdır? Değil midir? Meçhul müdür? Dedim işte Gâle bu Hâtim meçhulun. Meçhuldür demiştir. Aşağıya baktığımızda mesela la yuktabu hadisuhu, onun hadisi yazılmaz. Yani bu raviyi bir yerde gördüğümüz zaman daha dikkat etmemiz gerekir. Cabir bin Müslim an Yahya bin Sa'id el Ensari. Tabi bu Cerh Tadil kitaplar genelde alfabetik olarak dizayn edilmiştir. Ravi adları alfabetik olarak verilmiştir. Geneli bu şekilde. İbn Hacer'in vardır. İşte Tehzibul Takrib adlı bir kitabı. Mesela burada da ne vardır? Abdurrahman bin Halid fi Halid ibn Kussam nedir? Meçhulün. Bu ravi de meçhuldür. Meçhul olması genelde zayıflık alameti. Yani o hadisi zayıflığa doğru yöneltici oluyor. Takribu't-Tahzib İbn Hacer el-Eskalani. İbn Hacer el-Eskalani bir de ne vardır? Lisanü'l-Mizan. Bu da yine meşhurdur. Lisanül Mizan.
Mesela 2859. raviye baktığımızda Halid bin Enes an Enes bin Malik la yu'rafu ve hadisuhu münkerun cidden. Gerçekten de onun hadisi, sözü münkerdir. İbn-i Hatim el-Razi Kitab-ül Cerh ve Ta'dili var. Bu da yine oldukça meşhur. İşte bir tanesine bakalım hemen. Hepsine bakarak zaman kaybetmeyelim. Aynı şekilde burada da devam etmektedir. Hasan bin el-Leys el-Razi şeklinde devam ediyor. Sonra Rava. Ondan kimler rivayet etti? İşte şu 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 ondan rivayet etmiştir. Onu güvenilir bulmuştur dolayısıyla. Ve o kişi, bahsettiğimiz kişi nedir? Sıkatun sikadır. Yani güvenilir ravidir. İşte başka bir raviden bahsediyor. Hı ve o ravi nedir? Meçhulün, meçhuldür, bilinmemektedir. Yani güvenilir değildir. Başka bir raviden bahsediyor. Hı ve o nedir? Sadukun, işte güvenilirdir şeklinde diyebiliriz. Yani doğru söylemektedir. Kitab-ül Cerh ve Sa'din. Bunun dışında neye bakabiliriz? Bir de ne vardı? Mevzuat kitaplarımız var. İşte Acluni'nin olsun. Keşful Hafa meşhur bir kitap. Mesela 1824. hadis. Meşhurdur, yaygındır internet sitelerinde. Fazlu şehri Recep'in, Recep ayının fazileti aleş şuhuri, diğer aylar üzerine. Ne gibidir? Ke fazlil Kur'an'ı, Kur'an'ın fazileti üstünlüğü gibidir. Ne üzerine? Ala sairil kelami, diğer sözler üzerine. Diye devam eden bir hadis. Sonuna baktığımız zaman hu nedir? Mevzuun, mevzudur, yani uydurmadır, asıl. Kema galehu, onun hakkında dediği gibi kim? El Hafiz İbni Hacer, İbni Hacer'in söylediği gibi. İbni Hacer El Eskalinden bahsediyor. Onun söylediği gibi nerede? Fi Tebyinil Aceb. Tebyinil Aceb kitabında da İbni Hacer El Eskalani bunun mevzu olduğunu söylemiştir. Onun söylediği gibi biz de belirtmekteyiz. Demek ki Acluni'nin keşful hafası nedir? Uydurma mı, asılsız mı işte, veya zayıf mı, aslı var mı, hasen mi? Hadislerin aslını araştıran, aslını belirten bir kitaptır. Acluni keşful hafa. Bir de Aliül Kari Esrarul Merfuası var. Ona bakalım. İşte 506. hadis yine meşhur. Men arafe nefsuhu fekad arafe rabbuhu. Men her kim arafe tanırsa bilirse nefsuhu kendisini, fakat muhakkak ki arafe bilir, tanır rabbuhu Rabbini. Gal İbn Teymiye mevzuun. İbn Teymiye mevzu demiştir. Ve gal Sem'ani innehu la yu'rafu merfu'an. Merfu olarak bilinmez ama deyip devam ediyor. Neyse bunun üzerine fazla durmayalım. Yani anlatılan şey nedir burada? Aliül Kari El Esrarul Merfu'a'da bir hadis uydurma mıdır, değil midir diye hadislerin sonunda belirtmektedir. İşte burada mevzu demiştir. Başka yerde mevzu değil, farklı bir şey söyleyebilir. Aliül Kari'nin bir de mevzuat-ı surası var. Fazlu Şehr Recep Aleyhşuhur. Az önceki hadisin aynısını buraya da aldık. Yine Gale İbni Hacer innehu mevzu'un, o mevzudur şeklinde belirtmiştir. Diğer hadisler o şekilde devam ediyor. Bir de Elbani'nin İşte Silsiletu Zaife diye devam ediyor da kısaca söyledik. O kitabından bakabiliriz. Sumu tesihhu diye bir hadis var. Oruç tutun, sıhhat bulun. Çok meşhur bir hadistir. Bazı camileri, minareler arasında bile Ramazan aylarında bunun yazdığını görmekteyiz. Ne diyor? Zayıfın zayıftır. Ahracu Tabarani, Firavsat, işte şu numaralarda Tabarani onu tahric etmiştir. Gayr Hafız Raki fi Tahricil İhya. O da İhya'da ne demiştir? Zayıf demiştir. Yani zayıf demiştir. Şeklinde açıklamalar devam etmektedir. Demek ki Elbani'nin de kitabı bir hadis zayıf mı, uydurma mı, işte aslı var mı onu belirten bir kitaptır. Feteni, bir de Feteni var. Tezkiretül Mevzuat adlı kitabı vardır Feteni'nin de. Ne diyor mesela? Sumu tesluhu hakkında o da söylemiştir. Ve ne demiştir? Mevzu'un inde Sagani. Sagani'ye göre mevzudur. Ve fil muhtasari ve zayıfın. Likül şeyin zekatun ve zekatul cesedi es-savm. O da nedir? Zayıfın. Bu da çok meşhur bir hadis. Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin de, cismin de zekatı nedir? Oruçtur şeklinde bir hadis var. Onun için de zayıf demiştir. Şeklinde devam ediyor. Kimmiş? Feteni Tezkiretül Mevzuat. Bir de İbn-i Cevzi'nin Kitab-ı Mevzuatı vardır. El-Leknevi'nin Asarul Merfuası vardır.
Asarul merfuası var. Alil Kari'nin de Esrarul merfuası var. Bunlar karıştırılabiliyor bazen. Asarul merfua, Esrarul merfua. Bu ikisini karıştıranlar olmakta. Bir de Suyuti'nin Ellalil Mesnu'i adında kitabı var. La tegulu Ramazan, Ramazan demeyin. Fenne muhakkak ki Ramazan nedir? İsmun min esmaillah Teala. Allah Teala'nın isimlerinden bir isimdir şeklinde devam ediyor. Ve lakin gulu fakat deyin ne deyin? Şehr Ramazan, Ramazan ayı deyin. Şehir kelimesini kullanın. Şehir ay demek biliyorsunuz. Ramazan geldi demeyin mesela. Ramazan ayı geldi deyin diyor. Tabi bu hadis nedir? Mevzu'un. Uydurmadır. Asılsızdır. Peygamberden böyle bir söz çıkmamıştır. Bir de Şevkani'nin Fevaid-i Mecmuası vardı. Bunda yine Sumu Tesahhu'yu almışız. Sagani mevzu demiş. Pardon, evet mevzu demiş. Muhtısarda zayıf demiş şeklinde devam ediyor. Ve yine aynı hadis gelmiş tabi. Likülü şeyin zekatını zekatı ödese de sam şeklinde. Demek ki bu kitaplarda bir hadisin aslı var mıdır yok mudur onu belirten kitaplardır. Böylece neler görmüş olduk? Aler rical demek konu başlıkları ne bileyim işte fıkıh kitabı gibi ilmihal kitabı gibi bir konu başlığı bulunmamaktadır. Ne diyebiliriz? Mesela namaz bahsi, Kitab-ı Salat yazmaz, Kitab-ül Ezan yazmaz, Kitab-ı Mevakit-ü Salat yazmaz, Kitab-ül Edep bu şekilde şeyler yazmamaktadır. Oysa Adel Ebvab'da bu tarz başlıkları görmekteyiz. Adel Ebvab, Babun Baban Ebvab, konular demektir. Konular üzerine yazılan kitaplar demek zaten. Dolayısıyla içerisindeki kitapların konular üzerine yazıldığı anlaşılıyor yani Ebvab konular demek. Buna musannefler, camiler ve sünenler örnek olarak verilmiş. Tabi daha fazla bir sürü kitaplar var da. Bir de Aler Rical vardır. Müstepler, Mucemler, Cüzler. Tabi daha fazlası var ama özet geçilmiştir. Aler Rical olan kitaplarda da söylediğimiz gibi başlıklar, konu başlıkları bulunmamaktadır. Peki bir soru soracak kişi nasıl sorabilir? Mesela Kitab-ı İman'dan soru soracak olsaydık ne yapılabilir? Babu gavlin nebi bunyal İslam ala hamsin. Tabi kişiye göre değişir. Bunyal İslam'ı deyip ala hamsini bırakıp aladan sonra farklı bir rakam getirilebilir. Tis'en getirir mesela. Biliyor mu? Bilmiyorum manayı. Veya hüve gavlun ve fi'lun yezidü ve yengusu yazar. Tercümesi nedir der. Aşağıda çeşitli manalar yazılabilir. Doğru tercümeyi bulmanız istenebilir. Veya şuradaki ayetleri konulur. Bu ayetleri Buhari neden kullanmıştır? Neye dayanak olarak kullanmaktadır? Liyezdadü iman, iman artması olduğuna göre yezidü ve yengusu burası için kullanmıştır buradaki ayetleri. Bunun dışında ne olabilir? Bunyal İslam ala hamsin. Hadis olduğu gibi yazılıp manası istenebilir. Hadisin bir kısmı yazılıp şıklarda devamı verilebilir. Hangi şıktaki onun devamı olmaktadır? Bu istenebilir. Bunun dışında hadisin altı çizilir. İşte şurası. Şurası dedim ama tabii her taraf çizildi. Ne diyebiliriz? Haddesena'dan başlayıp Gâde Rasûlullah işte şeye kadar razıyallahu anhuma'ya kadar Haddesena'dan buraya kadar altı çizilir. Burası neyi göstermektedir, ne ifade etmektedir denilir. Şıklarda çeşitli şeyler yazar. Tabi bu nedir? Senettir. Veya haddesena bu soruldu zaten. Haddeseni, haddesena. Neden na gelmiştir? Na biz demek. Ni ben demekti. Haddesena bize anlattı yani bize bahsetti. Demek ki ne vardır? Buhari'den başkaları da yani Buhari'nin yanında birkaç kişi, bir veya birkaç kişi Buhari'nin yanında mevcuttur. Hep birlikte yani bir grup vardır. Grup olarak o kişiden, hadisi nakleden raviden hadisi dinlemişlerdir. Haddeseni olsaydı Buhari o hadisi raviden tek başına dinlemiş olacaktı. Veya ne olur? Bunyal İslam ala hamsin şeklinde geri kalanın altı çizilir. Burası nedir? Tabi hadisin metnidir, senedi değildir. Bunun dışında yine pek çok soru tabii ki sorulabilir. El imanu bi zümmesi tuğuna çizilir mesela. Burada ne anlatılmıştır? Veya İlk ravinin altı çizilir. Bu ravi hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur denir. İşte hadisi ilk duyan kişidir, hadisi nakleden kişidir, şudur budur şeklinde yazılabilir, bilmek gerekir. İlk baştaki kişi yani ravi adı nedir? Hadisi anlatandır. Mesela Buhari'yi anlatan kişidir, Müslim'i anlatan kişidir şeklinde devam eder. Oysa sonda bulunan ravi nedir? Hazreti Peygamber'den bunu duyan kişidir.
Böyle bir fark var. Bazı hadislerde, özellikle internette diyelim veya yeterince ilmi olmayan kitaplarda görebilmekteyiz. Ebu Hureyre'nin belirttiğine göre, işte razıyallahu anhum veya razıyallahu anh diyelim, hum demeyelim, Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'nin belirttiğine göre peygamber şöyle demiştir denir, tırnak için anarak bir söz yazılır. Tamam, Ebu Hureyre bunu söyledi ama tek başına mı, yani başka ravi yok muydu? Görüldüğü üzere bir sürü ravi var burada. Tabi ravi sayısı da ravilerin ömrüne bağlı olarak değişebilmektedir. Veya kitabın yazıldığı tarihe göre de değişmektedir. Yani bir senette bir işte 3-5 ravi de olabilir. Daha fazla ravi de olabilmektedir. Şuna değinmek istemiştim. Ebu Hureyre yazıyorlar, bir hadis yazıyorlar. Tabi bu hadisin doğru olduğu manasına gelmiyor. Çünkü Ebu Hureyre'den başka ne var? Raviler de var. Acaba diğer raviler ne derece güvenilir? Bunun için ne yapıyoruz? Cerh tadili kitaplarına bakarak raviler hakkında bilgi alıyoruz. İşte münker mi demiş, sika mı demiş, ne demiş? Bununla ilgili cerh tadili kitaplarından bilgi alıyoruz. Veya direkt mevzuat kitaplarına geçip Suyuti ne demiş, İbn Hacer ne demiş, Alülkari ne demiş, Acluni ne demiş, İraki ne demiş gibi oralardan da bakarak bilgiler alabilmekteyiz. Bu şekilde videomuzun sonuna geldik.